TRT24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın yazdığı Yanlış Sevgi, Hatalı Niyet 3 başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim. Bunu bana söylemediniz. İnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler. Bunu bana öğretmediniz. Kardeşim İbrahim bana mermer putları nasıl devireceğimi öğretmişti. Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım. Ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz. Hızır'la 40 saat. Kadınlar için zindan şartları çok ağır, kötü ve yakışıksız. Onur kırıcı muamele ihtimali var. İma ettiğini anladım. Şunu unutma, insan sadece kendi ameliyle kirlenir. Kendi iradesi dışında hiçbir şey insana leke bulaştırmaz. Leke kalacağını düşünenler cahiliye artığıdırlar. Öylelerinin bakışına ehemmiyet vermemek lazım. Elmasa çamur bulaşması, elmasın değerini düşürmez. Ama narin ve duygusal insanlarda kötü muamele, ruhsal sıkıntılar, psikolojik travmalar bırakır. Doğru. Bu da bir tür gazilik. İnsanlar savaşta gözünü, kolunu, ayağını kaybeder. Benzer neticeler ruhta da meydana gelir. Fahri Kainat'ın kahramanlığını hayret ve takdirle karşıladığı bir kadın vardır, bilir misin? Hayır. Nesibe binti Kab, Uhud'da tam 13 yara alıyor. Oğullarını şehit veriyor. Hazreti Peygamber onun katlandıklarını görünce, ''Ya Nesibe, senin yaptığını kimse yapamaz.'' diyor. Bu dev kadın sonraki yıllarda tekrar savaşlara katılmış, Yemame'de 12 yerinden yara almış ve kolunu kaybetmişti. Bu yaraların tesiriyle de şehit olmuştu. Bu kadınlar ve emsalleri tekrar gelmeyecek mi sanıyorsun? Allah onları seviyordu. Sizi de seviyor. Ama siz ayrıcalık istiyorsunuz. İmtiyazlı bir hayat yaşayıp onlarla beraber olmak mümkün değil. Şefiül Müznib'in belki de bedeni yaralara mukabil ruhi yaralarla o kadınları Hazreti Nesibelerle aynı gazilik makamına yükseltir. Çok ağır bedeller. Bunu onların tercihine bırakalım. Hazreti Peygamber Nesibe ailesi için "Allah'ım bu aileyi bana cennette komşu ve arkadaş et" diye dua etmişti. Şimdi bu duanın şemsiyesi altına girmek, ona cennette komşu olmak kolay değil. Öyle bir derdi olmayanları Allah zaten bu tür çilelere ileride maruz bırakmaz. Bilmiyorum, beden yarası tamir olur da yaralanmış onurlar, rencide olmuş ruhlar, travma yaşamış kadınlar bunu atlatabilir mi? Merak etme, onlar günü geldiğinde sizden daha mukavim çıkacaklardır. Tarihte olmadığı kadar kadın veliniz olacak. Onların zindandan çıktıkları günü görürsen dualarını almayı unutma. İçimde zindan sıcaklığı belirdi. Siz dünya gözüyle baktığınız için anlamazsınız. Ama bu bir liyakat meselesidir. Herkes altından kalkamayabilir. Liyakatin yoksa zindan seni yükseltecekken batırabilir. En kötüsü hem zahmet çekip hem kaybetmek olur. Her şeyi anladım da bu olacaklara sebep ne olabilir? Bu insanlar hemen hepimiz en ufak bir zindan cürümü işlemedik. İşlemeyiz. Toplumun çoğu kesimi bizi seviyor. Seviyor gibi görünüyorlar. Siz hemen inanıyorsunuz. Anlamadım. Sizi gerçekten sevenler var ama onlar çok değil. Diğerleri sizde gördükleri menfaati seviyorlar. Sizi güçlü görüp sizden kuvvet almak istiyorlar. Size bina yaptırıp arkadan size lanet edenler var. İnanmak zor. Başınıza gelenlerin sebebi bu saflığınız olacak. Dünya size tebessüm etti. Dünyalık peşinde olanlar o yüzden sizi çevreledi. Maalesef bazılarınız Allah'ın rızasını siyaset erbabının gülüşünde aradı. Devlet ricalinin kapısında ve peşinde Allah rızası bulunmaz. Ruhunuza kemalat arayacağınıza, aleme nizamat vermeye kalktınız. Kader bu günahlarınıza da kefaret arayacaktır. Zulümler muhtemelen sizin gayrimeşru muhabbet ettikleriniz elinden gelecektir.
bizi alkışlayanlar aleyhimize dönecek yani. Kader, rububiyet kalemlerinin kazasına ferman verince her şeyin esbabı halk olur. Kendi içinizdekilerin taksiratı ise buna zahiri davetçi olur. Siz ondan bilirsiniz. Kendi hatalarımız sebep olacak o zaman. Zahiren evet, siz nübüvete veraset topluluğusunuz. Başka niyet taşıyamazsınız. Kaynağı rızai bari olmayan her ameliniz başınıza çalınır. İlahi kelimetullah gayesi taşımayan her müesseseniz başınıza dert olur. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın rahmeti bizim ve Musa'nın üzerine olsun. Arkadaşına biraz daha dayanabilseydi daha ne acayip şeyler görecekti. Onunla Hızır'ın yolunu ayıran son sebep ücret tavsiye etmesiydi. Hızır yetimlerin duvarını rızayı ilahi için tamir etti. O ona elbette buna karşı iyi bir ücret alabilirdin dedi. Bu tavsiye yolculuğu bitirdi. Para, irşat ve tebliği zehirler. Niyetimiz hatamıza kefaret olmaz mı? Hüsnü niyetle hata yapmış olanlar bedelini dünyada öder. Su-i niyetle yapan var mı ki? Çok az da olsa var. Çile cenderesi onlara isabet etmez. Keyiflerine halel gelmez. Yani rahatı bozulmamak iyiye işaret değil. Değil. Rabbi Rahimimiz kimseyi zorla dost meclisine almaz. Buna layık olmayanlar dışlanır. Rububiyetin celali tecellilerine isyan edenler terbiyegerdelik dergahından kovulur. Ahiret mahrumiyetini netice veren dünya rahatlığı yaşarlar. Mihnet döneminin dünyevi olarak savurmadıkları uhrevi olarak savrulur. Büyük tehlikelere düçar olur. Bana gözlerinde üç perde var demiştiniz. O perdeler miydi yaptığımız hataların nedeni? Neydi o perdeler? İlki ilmi ledünlüğüden mahrumiyet perdesi. Gördüğün hadiselerin arka cephesine vakıf olmamak. Celali tecellilerin sebebini idrak edememe perdesi. İmandan nasibi az olanlar bu hikmetleri çözemeyince hikmetsizliğe hükmedip inhiraf eder. Cenab-ı Musa ledününü bilmediği hadiselerde itirazda haklıydı. Gemiyi tahrip etmek zahiren makul değildi. Masum bir çocuğu katletmek zulümdü. Hikmetlerini öğrenince hepsine razı oldu. Bu devirde sizin payınıza neler çıkacak bilmem. Bu perdeyi nasıl açarım? Açılmaz. Bu perdenin kapalılığı sizin imtihanınızdır. Geçmiş zaman ve elinizin yetmedikleri için dövünmeyin. Payımıza düşen ne demek? Yani siz de anlayamadığınız hadiselerle karşılaşacaksınız. Gemileriniz delinebilir, çocuklarınız ölebilir, zindana girebilir. Gözünüz ledünle kapalı olduğu için de kadere düşmanlık edersiniz. Allah muhafaza buyursun. Gördüğünüz her dünyevi musibete hak adına itiraz etmeyin. Derununa vakıf olmadığınız o kadar çok hikmet var ki, isyanlarınız hicap olarak karşınıza çıkacak. Sorun, araştırın, elinizden geleni yapın ama hırsla kadere karşı cihada kalkmayın. Anladım. İkinci perde? İkinci perde ahiret körlüğü. Dünyayı esas maksat sanıyor, musibetleri yanlış değerlendiriyorsunuz. Haliki alemin sinek kanadı kadar değer vermediği dünyadan nasibinize bir şey düşüyor. Onu sizden geri alınca feryat ediyorsunuz. Halbuki Cenab-ı Allah bakisini vermeyeceği bir şeyi müminlerden geri almaz. Asıl musibet dine gelen musibettir. Her musibetin üzerinde gönderenin adını arayın. Allah'tan geliyorsa öpüp bir armağan gibi bağrınıza basın. Bir perdem daha kaldı. Evet, üçüncü perde göz kirliliği. Kötü ameller, yanlış niyetler, kötü zanlar nazarı kirletir. Nazarın kirlenince beyaza baksan siyah görürsün. Masumları mücrim zannedersin. Allah'ın velisine bakarsın ama ondaki velayet nurlarını göremezsin. Onu da kendin gibi sanırsın. Allah dostlarının yaydığı insibadan, ruhani boyadan mahrum kalırsın. O sebeple baktığın ve gördüğünün renginden emin olma. Acaba benim günahlarım mı bu insanı bana sevdirmiyor, kötü gösteriyor diye düşün.
benim yanlışlarım mı karşıma çıkan doğruları eğri gösteriyor de. Bu kadar üst üste perde olunca tam bir körüm o zaman. Hayır, Sultanü Deyyan size hidayet nasip etmiş. Kur'an'ın ifade ettiği, bilin ki Allah insanla kalbi arasına bir sütre gerer. Enfal 24. Perdesi biraz aralık. Ama yaşayacağınız yıllar, betahsis zindan ve gaybubet bu perdenizi tamamen açacak. Peki 7 yıl hapis niye? 1 sene yetmez mi bu olgunlaşmaya? Koskoca Nebi 6 ayda bu merdivenleri tırmanamaz mıydı? Bir sualle anlatayım. Bir karınca yuvasından çıkıp ufka baktığında ne kadar mesafeyi görür? Karıncalar bizim gibi net görmezler, bulanık görürler. Görüş mesafeleri 3-5 metreyi geçmez. O halde bir karıncanın ufku 3-5 metreden ibaret. Evet, öyle görünüyor. Bir karınca 3-5 metreyi kısa zamanda yürüyebilir. Ama bu karınca Kabe'ye gitmeye niyet etmişse, Rabbinden kanat dilenmişse, gözlerinin berrak görmesini istemişse, Hallak-ı Alem sizi sonsuz bir hayata hazırlıyorsa ve sonunda gözleriniz Cemalullah'ı görme ufkuna erişecekse, bunun için 7 yıl değil, 70 yıl zindanda kalınsa değer. Aklım tasdik ediyor ama kalbim, zindanın kazandıracaklarını anlatsam belki kalbinde mutmain olur. Ben de zindanda kalacak mıyım? İstikbali bilemem ama kalacaklara kazandıracaklarını anlatayım. Buyurun, dinliyorum. Devamı var, diyor Veysel Ayhan, TR724'teki köşesinde.